İyi akşamlar Sözsende'ye hoş geldiniz. Sözsende'de bu akşam iki özel konuğu ağırlıyorum. Birbirinden değerli, birbirinden ilginç konuklarım var. Bugün ilk bölümde herkesin yakından tanıdığı, bildiği, sevdiği bir ismi ağırlayacağım. Onu başka bir kendine, şahsına münhasır bir programda görmeye alıştık ama bugün beni kırmadı, buraya geldi. Bakın biz bugün kimi ağırlıyoruz? Türkiye onu evlendiren kadın olarak tanıyor. Ekranlardaki en meşhur çöpçatanlardan biri o. 6 yılda 310 kişiyi evlendirdi. Sadece evlendirmekle de kalmadı. Umut Evleri projesi sayesinde şiddet gören kadınlara umut oldu. Esra. İzleyicilerin ailesinden biri gibiydi. Ekran önünde evlendi, hamilelik haberini bile ekran önünde paylaştı. Allah bana çok güzel bir duyguyu şu anda bahşetti. Allah nasip ederse anne olacağım. Sadece evlendirdikleriyle değil, transfer fiyatıyla da hep gündemdeydi. Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Sabahtan beri örgü örmedim, orada bunaldım. İkide bir gideyim diyorum arkadaşıma, ben çok bunaldım diyorum. Otur otur, beni kadın zor tuttu orada. İnsanlarla uğraşmak zor herhalde. Söz sırası bugün ekranların sevilen ismi Esra Erol'da. Sevgili Esra Erol, hoş geldin. Hoş bulduk. Gözün bile doldu şimdi kendini seyrederken, özellikle hamilelik haberini verirken. Çok özel bir gündü. Yani hani bir kere ilk çocuk, yani evlenmişim, anne olacağım hamile. 2 yaşına geldi, Allah bağışlasın. 2 yaşına geldi, şu anda hakikaten bizi parmağında oynatıyor. Yani ileride eminim, ne olur bilmiyorum. Eminim. O haberi seyirciyle de paylaşmak ve her şeyi benim ağzımdan direkt duymaları. İşte evleniyorum, işte bebeğim oluyor ya da şöyle bir şey var gibi. Her şeyi ben söyledim. Başka bir yerden okumalarına fırsat mecbur vermeden. Mecbur mu hissediyorsun söylemeye? Sanki orası bir aile falan gibi mi oluyor? Mecbur hissetmiyorum. Sanki yapmam gereken bir şeymiş gibi. Doğalı haftada, bu. Evet, yani doğalı bu. Öbür ki bana garip geliyor. Haftada 5 gün ekranda olup 3 saati para, 15 saat beraberiz. Onun haricinde benimle ilgili haberi bir gazeteden okumaları sürpriz. Sahteymiş gibi geliyor. Evet, öyle sahteymiş gibi geliyor. Ekrandayken tamam ben hamileyim diyebilirim yani. Yani bir çocuğum daha olursa onun da haberini yine canlı yayında verebilirim. Var mı öyle bir şey? Yok, öyle şu anda bir şey yok. Hani verecek zaten bir haber. Zaten saklamam yani. Söylerim diyorsun. Hani bir tek doktor, hani o riskli dönem o zaman da kaç 9 haftalık 10 haftalık hamileydim. Tabii insan ne korkar, olur, nazar vesaire değil bir mi? Bir de bunu anneler yapıyorlar. Aman bak bir şey olur, aman şöyle olur, aman böyle olur. Hevesin kursağında kalır, sonra çok üzülürsün. Ki örnekleri de olabiliyor. Evet, örnekler de olabiliyor yani. Gerçekten üzücü. Ben senin hayat hikayene bakarken, tabii bütün Türkiye seni tanıyor ama bir polis kızı olduğunu bilmiyordum açıkçası. İlk defa öğrendim. Evet. Ben, yani belki benim hani yok, gelmemiş, denk gelmemiş, bilmeyen de vardır ama muhtemelen. Merak ediyorum, biraz başa dönüp, nasıl bir evde büyüdün sen? Nasıl bir evde büyüdüm? 5 kardeş, babam başkomiser, annem ev hanımı, fakat çalışkan bir ev hanımı. Yani bir şeyi üretip satan, oradan para kazanan, sürekli evi çekip çeviren, çok böyle ne derler, güçlü bir kişiliğe sahip bir annenin çocuğuyum. Nereli anne baba? Annem Sinop Ayancıklı, babam göçmen, Romanya, Türkiye, oradan göçmüşler. İstanbul'da babam Eyüp'te oturuyor, annem Merter'de oturuyor. Bir Mahmut Paşa aşkı Mahmut olmuş Paşa'da galiba. Mahmut Paşa'da babam Yeşilbirek'te çalışıyor, annem orada fabrikada çalışıyor. Ondan sonra öyle gelip giderken tanışıyorlar, görüşüyorlar ve evleniyorlar. Önce İstanbul'daydık, sonra Bingöl'deydik, sonra Kütahya'ya gittik. En zor tarafı herhalde sürekli bir yerlere gidiyor olmak değil mi? Yani şöyle bir şansım vardı. Babamın mesela kısa dönem görevleri olduğu zaman hani babam gidebiliyordu. Ben Kütahya'da ilkokula başladım. Liseyi de orada bitirdim. Ama lisenin son zamanlarında babam ilçeye gitmişti. Orada görev yapıyordu. Böyle 15 günde bir, 20 günde gelen bir baba da vardı. Bir asayişteydi, bir karakoldaydı. Asayişteyken mesela babamı pek devriye gezdikleri zaman pek tanımıyordum. Çünkü bir sakallıydı, bir sakalsızdı. Geliyor ayrı ayrı bir evet, adam evet, geliyor. Evet, aynen. Bir bakıyorsun bıyıklar var, bir bakıyorsun o bıyıklar yok yani. Bazen bir bakıyorsun böyle salaş bir adam, bir bakıyorsun bir gün böyle janti kravatıyla gelmiş. Çok yakışıklı bir adam. Peki sen karakolda mesela ödevlerini yapar mısın? Evet, karakola giderdim. Yeni doğan karakoluydu. Kendin mi isterdin gitmeyi? Babamla vakit geçirmeyi çok seviyordum.
karakolda da vakit geçirmeyi çok seviyordum. Bilmiyorum evden niye kurtulmak istiyordum da. Öyle bir karakola bile gidebilirim. Evet yani mesela baba ben gelebilir miyim? Gel kızım. İşte oradaki polis abiler, memur abiler ders çalıştırırdı beni. Onlarla birlikte yemek yerdim. Yani çok klasiktir, çok klişedir ama muhteşemdir. Kıymalı yumurtanın tadını çok iyi bilirim. Güzel. Evet orada gazeteleri serip basanın üzerine domatesler, peynirler, zeytinler. Hele akşam nöbetiyse saat 9'a kadar kalma şansım vardı. O kadar kalıyordu. Hem de kız çocuğu yani. Evet, İnanılır evet, gibi değil hakikaten. Ama şöyle babama da soracak olursam babam Bingöl'de görev yaparken ben çok küçüğüm. İstanbul'a geliyor. Yine bak görev icabı. Deliriyorum babamla gitmek için ve babam beni yanında götürüyor. Ben hani babanın sözünü dinleyen, babacığım kızım bak acıktığın zaman söyle, işte bir şey olursa söyle diyen. Hep böyle babanın tintin arkasında bir çocuktu. Şimdi tabii senin için bir sürü şey söylüyor. Hanım hanımcık, çok efendi, çok hani bir sürü şey söylüyor ama sen çocukluğunda erkek gibi bir çocukmuşsun. Öyleydim. Değil mi? Öyleydim. Yani mesela kaç dikiş var başında? Kafada kız kardeşim Eda'dan izliyordur şu anda. Oradan bir 8-9 dikişim var. Şu bileğimde arkalı önlü. İlkokul 5'teyken bizim apartmanın kapısı böyle rüzgar girmesin diye. Yani ön kapının bir sonraki kapısı vardı. Tehlikelidir ama. Orada camlar vardı. Biz böyle merdivenlerden inip en önce kim geçecek yarışı yapıyorduk. Ben şahane. O önce kim geçecek de yumrukladım. Mesela buraların falan da kesilmişti. Ve şöyle de garip bir çocuktu mesela. Anneme gidip perişan bileklerim anne kestim dedim. Anneni düşünemiyorum. Günü de mesela annem bana tokat atmıştı o gün korkudan. Ay haklı ne yapsın yani. Yani bir geliyor kötü bir görüntü tokat atmıştı. Fakat mesela dikiş bitti her şey bitti. Eve girip yarım saat sonra ben sokağa çıkıyorum dedim yani. Tamam yani hani bugünkü sevgili izleyicilere hanım hanımcık Esra Erol. Yani evet. Küçükken hakikaten erkek çocuğu gibiymiş. Ama o camın ceremesini bayağı çektim. Herhalde. Çok zor bir şey. Annenin de herhalde yüreği ağzına gelmiştir. Şimdi Allah korusun çocuklarımız olsa aklımızı kaçırırız. Şimdi peki o dönemlerde tamam bunlar keyifli tarafları ama bir taraftan da polislik zor meslek. Kolay evet. değil. İşin içinde gözyaşı da vardır, sıkıntı da vardır. Bunları hiç yaşamadın mı? Şiddet de vardır. Yani çok öyle hatırladığım... Ya da korku vardır hatırladığım mesela. Kareler yok ama mesela beni sanırım lise dönemiydi. Babamın emekli olmaya yakın mutsuzlukları vardı. Onu hissedebiliyordum. Huzursuzlukları vardı. Onu hissedebiliyorsun sadece ama yine de umursamıyorsun. Çünkü o kadar kendi dünyamdayım ki o sırada hem okula gidiyorum hem spor aktivitelerim var. Şimdi onu anlat. Hayaller neydi mesela o zaman? Ne hayal beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum. Beden eğitimi. Ben. Evet. Desinatörlük okuyordum. Çini, seramik bölümünde okuyordum. Ne alaka? Benim desinatörlük okuyor. Ne alaka? Okuyor. Çünkü yani ablamlar da okuldan mezunlardı. Hani biraz ben de o okuldan mezun olacaktım. Fakat ben hani okula saat 8'de ders başlıyorsa işte 6'da gidip spor salonunda sporumu yapıp derse girip öğle arasında yine sporunu yapan, hep sürekli iki çanta dolaşan bir çocuktum. Yani hep şapkalıydım. Hep spor salonundaydım. Yani öğretmenim vardı Münevver Hoca. Buradan da sevgiler gönderiyorum. O jimnastik dersi verirdi. Step aerobik dersi verirdi. Ben ondan step aerobiyi öğrendim. İşte cross'a gidiyordum koşuya. Orada ve hep beden eğitimi öğretmeni olacağım. Hep beden eğitimi öğretmeni olmak istedim. Peki. İyi koşuyordum o zamanlar. Hayır eminim ya bu kadar spor yapıp değil mi? Belki enerjimi boşaltıyordum. Yoksa normal zamanda enerjimi tüketmeden benim uyumam çok zor. Yani benim uyumak için yorulmuş olmam lazım. Hala da öyle mi? Evet. Yani hala da öyle. Çok da enerjik bir iş yapıyorsun aslında. Oraya geleceğim evet. zaten kolay değil onun yani hakikaten uğraşmak ama. Şimdi peki sonra dönüm noktası ne? Yani nasıl oldu da... Kütahya'daydınız herhalde. Evet, Kütahya'daydım. Oradan bir İstanbul'a geliş var. İstanbul'a gelmedim. Ben babama bir gün dedim ki, babam çok mesela anneme söylediğim zaman annem şey dedi. Ne işin var, ne gerek var, alır mı yapıyordun? Fakat babacığım ben radyo programı yapmak istiyorum. Çünkü yerel televizyonlar, genel radyolar yeni kurulmaya başlamış o dönem. Radyo programı yapmak istiyorum. Peki tamam derslerini aksatmayacaksa hafta sonları gidebilirsin işte. Bunu söylediğinde ben lise 1, lise 2'deyim. Peki. Lise sona kadar oranın bir Desan TV vardı, bir de Birlik Televizyonu vardı. Oralarda çalıştım, o kurumlarda çalıştım. Sonra baktım ki beden eğitimi öğretmeni olmak değil. Yani ben televizyonda bir şeyler yapmalıyım. Hani klasik diksiyon dersi alayım, hani bir gideyim diye. Çok şanslı. Bir sunuculuk hayali var mıydı? Vardı. Ben sadece sunucu olmak istedim. Sadece. Yani oyuncu olmak istemedim, atıyorum şarkı söylemek istemedim. Sadece sunucu olmak ve televizyon programı yapmak istedim. Peki. Hani bütün hayatımı ona endekslemiştim. Ve dolayısıyla diksiyon kurslarına gidildi. Evet. Bir yerel televizyonda galiba Kütahya'da. Kütahya'da yerel televizyondaydım. Evet. İstanbul'a geldiğimde de
yine büyük bir eğitim kurumunun radyo televizyonu vardı. Orada özel dersler veriliyordu. Peki İstanbul'da gelişte şöyle bir hikaye okudu çok mu? Çok başarısız bir öğrenciydim. Sanma. Evet, diksiyon dersi çok başarılı. Gerçekten mi? Öyle örnekler var ama yani hani hiç öğretmenlerin beğenmedikleri şimdi çok önemli ben starlar. Ben şunu istiyordum çünkü. Tamam ders yapıyoruz hadi beni staja gönderin istiyordum. Sen bir sabırsız enerji patlaması. Evet yani mesela haliyle. Kurumun çekimleri oluyordu. Ben yalvarırım ben de geleyim ne olur beni de götürün diye. Şimdi bir röportajında hatırlıyorum okumuştum. O Kütahya'dan İstanbul'a giden yolda mesela babanla bir konuşma yapmışsın. Yani baba rahat yani rahat rahat hadi git dememiş sana galiba. Demedi çünkü çok sinsiymiş. Onları şimdi açıklıyor. Tamam Necla dert etme. 3 ay dayanamaz döner. Demiş. 6 ay dayanamaz döner. 9 ay dayanamaz döner. Ben de öyle bir inatçıyım ki. Çünkü hissediyorum yani şey o başarısız sana, olma duygusu. Yediğin içtiğin beni ilgilendirmez demiş galiba. Evet yani sen başarılı olmak zorundasın. Ha, olamazsan kapım açık. Ama o kapı açık da ben o kapıdan girmek istiyorum. Ultimatom ama bayağı evet. Değil mi? Ama bunları o kadar tatlı söylüyor ki. Peki korktun mu hiç giderken? Korktum. Şimdi baba da bir taraftan yani tam geri çevrilmiyor ama yarım biraz yarım bir şey tabii. Söylüyor. Yani, yani hani ona şunu ispat etmek istiyorum. Hani sen böyle bir şey için bir şans ve fırsat verdin. Bana hayır demedin. Bana güvendin. Bak ben senin yüzünü kara çıkartmayacağım. Peki. Şöyle olumsuzluklar oldu. Mesela hani baban seni destekliyor fakat akrabalar... Ne gerek var? Tabii bir de mahalle baskısı alamayız. Da var değil mi? Şimdi annenin tabii, babanın da başının tabii, etini yiyorlar. İstanbul'a tabii yiyorlar gidiyor. Ve babam o yedikleri içinde inat etti. Babam da hırs gaza geldi. Yani yapacak bu çocuk. Çünkü herkes kimse sorumluluk almak istemiyor. Peki geldin İstanbul'da başladı. Ufak tefek diziler de başladı değil şöyle, mi? Şöyle 2000'de gelip 2003 yılına kadar kurumda çalıştım. Sonra dizilerde çalıştım. Ama dizilerde... Evet, halkla ilişkiler falan da yapmışsın tabii, galiba yani değil mi? Tabii tabii yani işsizim ne yapayım yani? Yani yok yapacak bir şey yok. Ben tırt hızlı para. Hızlı para. Kirayı ödeme, hayatımı çevirme. Peki. Dönüm noktası ne? Hangi program? Dönüm noktası Flash TV, Desti İzdivaç. Evet, Desti İzdivaç. Peki şimdi ilk önerildi Desti İzdivaç, evlendireceğim insanları. Ne düşündün? Hiç öyle bir şey düşünmedim. Çok şükürler olsun iş buldum dedim. Hani sunucu oldum. Tabii canım yok. Tamam, düzenli iş buldum diye seviniyorum ben. Peki başladı. Ben çok öyle çok büyük hayalleri olan biri değilim. Yani çok da kurgulamam. Aman Allah'ım 5 yıl sonra şuradayım diye değil. Yani bugün hamdolsun. Hırslı bir kadın değil misin? Hırslı bir kadın değil misin? Çok çalışkanım. Hırsların yok ama. Sen. Yani olmuyorsa olmuyordur. Çünkü yine Allah mesela onu... sıradan bir kadınım, sıradan bir hayatım var. Niye çok üstüme geliyorlar bilmiyorum diyorsun. Evet. Yani şu an için hamdolsun. Yarın ne olacak bilemem. Hı hı. Çünkü yarın bir olumsuzluk olduğu zaman ezilirim altında. Hı hı. Korkarım ondan. Peki öyle başladı. Kaç kişi senin elinden geçti? Kaç çift? Ya kaç çiftten ziyade? Ya da kaç kişi sanırım diyeyim. 8 bin kişiyle sohbet 8 ettim. 8 bin. Ki bu rakamın eksiği var. Çünkü ben bir araştırma yaptırdım. ATV'de programa başladığım. 2009 yılıyla geçen yıla kadar 7000 kişi üzerinden yapılan bir araştırmaydı. İşte programa katılanlar kimler, hangi burçlar, hangi yaş grubu diye ve her yıl ortalamamız ne derecede diye. 7000, hani genel bir toplam 8000'liyim. 8000 insanla birebir ilişki kurmuşum, sohbet etmişim. Onunla en az bir 5-10 dakika paylaşmışım. Bu arada bence dünyanın en zor işi. Yani hakikaten insanla uğraşmak evet, çok zor. Bunu ekran önünde yapmak daha da zor. Bir de evlilik için demin mesela bir amca gördük elinde bir karanfille oturuyor. Öbürü diyor ki örgümü örsem şurada falan yani komik hikayeler de oluyor. Şimdi beyaza katılmıştın sen. Evet. O iki dakika i̇ki seni, dakikada onu bir görelim ne olur arkadaşlar. Görelim ondan sonra farklı. Üzerine konuşalım. Çok daha zorlaştı. Ben senin programı iki dakikada özetledim. Gerçekten. Evet izleyelim. Esra Erol'la Evlen Benimle hoş geldiniz. Ben evlenmek istiyorum, beni evlendirin ya. Dur ayol, daha program yeni başladı. İki göbek atalım. Evet, Salih abinin talibi geldi. Salih abi kaynakçı, bir evlilik yaptı. 2 arabası, 3 çocuğu, 4 torunu, 5 gelini var. Evi yok. Salih abi, talibin Atife Hanım'ı tanıyalım mı? Tanıyalım. Dulun. Açalım. Kapatalım. Ben de acı Haccan'la elektrik almıştım. Haccan'la denemek istiyorum. Zaten ben de asıl Osman için gelmiştim. Oldu. O halde oynayalım. Oynayalım. Osman ne diyorsun? Aftab senin için gelmiş. Demiryolu emeklisiyim. Eğlenmeyi, coşmayı, hayattan keyif almayı, bulmaca çözdürmeyi, vücuduma yoğurt sürdürmeyi seviyorum. Arabanı açalım.
Olur. Allah'ım çok mutluyum. Hadi oynayalım. Bu programda ne zaman oynanacağını ben söylerim. Şimdi oynayalım. Esra Hanım, ben böyle oynarken biraz önce beğenmediğim Afet Hanım'dan da elektrik...